Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Alperen Öztürk. Bugün yanımda Bahar var ve selam. Bahar, bizler için bugün gündemde ne var? Üzerinde konuşacağız ve yorumlayacağız. Evet Bahar, sendeyiz. Bugün neler var konuşacak? Gündemde tabii ki yine ekonomi var. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Aynen. Çünkü dolar tekrar 17 seviyesini aştı uzun süre sonra. En son geçen yıl bu seviyelerdeydi. Zaten en son 18'e kadar çıktı. Ondan sonra kıyamet koptu ve kur korumalı TL mevduat hesabıyla dolar kontrol altına alınmıştı. Ama her şey Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırmasıyla başladı. Onlar faizi bir arttırdı. Bütün global piyasalarda dengeler tekrar alt üst oldu. Dolar tekrar yükselişe geçti. Altın fiyatları arttı. Kripto paralar dibi gördü. Hatta biliyorsunuz stabil coinler bile 1 doların altına düştü. Evet, battık. Bitcoin 10 bin dolara kadar gidecek dediler ama o kadar gitmedi. Yani en son 30 binin altına kadar düştü. Şimdi tekrar az önce baktım. Dün 31 bin seviyesindeydi. Hatta millet hani tekrar ufak tefek toparlanmalar başladı gibi düşünüyordu. Bugün tekrar 30 bin seviyesine geri düştü. Ama geçen senede ne diyorduk? Dolar çıktığı zaman daha da çıkar diyorduk. Ya da daha nereye kadar çıkabilir ki diyorduk. Aslında bir sirkelenmişti. Bir senedir çok da aslında bir hareketlilik yoktu. Şimdi yine bu yükselişten sonra yine bu sefer söylentiler çıkmaya başladı. Evet. Bunlar daha hiçbir şey yok. Uçacak, gidecek. Sen ne düşünüyorsun? Yani benim ne düşündüğüm de çok böyle keşke ama öyle olmuyor. Yani geçen sene de şey diyorlardı, işte Bitcoin 100 bini görecek. Yani Kasım ayında 70 binleri kadar gördü. Rekor seviyeye erişti. Sonra aniden düştü. Dolar da aynı şekilde. Yani 22'yi görecek gibi söylentiler falan vardı ama bunların bir dayanağı yok. Yani global piyasalarda hiçbir şey belli olmuyor. Aniden Rusya-Ukrayna savaşı çıktı mesela. Yani petrolün fiyatı daha da bir arttı. Özellikle Türkiye tarafında hiçbir elle tutulur bir parametre yok. Kesinlikle yükseliş ve düşüş için. Evet. Çok alakası bir yerde savaş çıksa bile bizim ülkede dolar yükselebiliyor. Aslında bizi ilgilendirmeyen bir olay olsa bile yine de yükselebiliyor. O yüzden aslında pek de ortada bir şey olmadan yükselip düşeceği için bir yorum yapmak, yükselecek düşecek diye hani belirli bir şey söyleyebilmek çok zor. Hani yarın belki rekor bir seviyeye inebilir, rekor bir seviyeye çıkabilir ama genel olarak baktığımızda pek de iç açıcı gibi durmuyor. Evet, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşük faizli politika izlemeye devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Ondan sonra dolar tekrar bir yükselişe geçti. Şu an 17-14 seviyesinde işlem görüyor. Yani geçen sene tepki topladığı seviyeye doğru ciddi geldi diyebiliriz ama bu duruma bir tık alıştık gibi bir şey oldu artık. Yani en son motorine 2 TL'ye kadar bir zam geldi. Bugün bir zam daha geldi. Evet. Yani İstanbul'da motorin artık 30 TL seviyesine kadar gelmiş durumda. Yani sen en son motosiklet aldın yeni. Evet. Sürebiliyor musun? Evet, ne yazık ki aldım diyorum çünkü motor duruyor öyle. Yani sürmek isteyen varsa kiralarım arkadaşlar. Yok çünkü süremiyorum. Benzin alacak para yok. Öyle duruyor. Motoru aldım gerçekten duruyor öyle. Gerçekten yok yani. Toplasam mesela ne kadar yapmışım? Motor alalı 2-3 hafta falan oldu. 100 kilometre falan yapmışımdır. Ve 2-3 haftalık bir süreç için 100 kilometre çok az. Yani aldığım motoru süremiyorum şu an sırf benzin yüksek diye. Zaten bu akaryakıt fiyatlarının zamlanmasının ardından şeyde paylaşılmıştı. İşte hafta sonu İstanbul'da artık trafik yok. Evet. Şey, Google Maps'e yemyeşil gösteriyor falan. Yani bu hani hem ülke politikasından hem de dış sebeplerden kaynaklanıyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında Brent petrol fiyatı daha çok arttı. Evet. Yani global anlamda bir zaten enflasyon durumu var ama evet, yani Türkiye'yi daha kötü etkiliyor bazı şeyler. Çünkü dışa bağımlı bir ülkeyiz. O yüzden bu değişmeden çok da bir şeyin değişmesi mümkün değil ama yani gündemimiz her zaman ekonomi. Evet, dolar özellikle ve doların yükselmesi bizi de etkiledi. Yani herkes etkiledi de mesela şundan bahsedeyim. Biz fiyat performans odaklı telefonlar mesela böyle bir video çekiyorduk. Hatırlıyorum yakın zamanda, belki 6 ay önce, belki 1 sene önce. Fiyat performans telefonu deyince akla canlanan bütçe hep 2000-3000 TL seviyesinde oluyor. Yani bir orta segment telefon için 3000 TL bir fiyat biçiliyordu. Şimdi baktığımız zaman ki 6-7 bin var. Evet, ve yine zamlanacağı düşünüyor. Artık 7000-8000 TL'ye giriş orta segment bir telefon alabileceğiz. Yapacak yani bir şey yok. Ben şunu fark ettim. Her şeyde iki kat bir artış var. Bir de mesela hani atıyorum Starbucks kahvesinden örnek vereyim. Hep bir 7 TL zam var her şeyde. Bir 7 TL sürekli. Yani 7 TL 1 TL olmuş gibi. Ya sen de lüks yaşama. Sen de Starbucks'a gitmeyiver. Ya git Starbucks'a kahve de iç çayını. Bunun tartışması Ekşi'de vardı. Yani asgari ücretle çalışan, 9-6 çalışan bir insan neden keyif yapmak için Starbucks'a gidemez? Ama neden Starbucks? Olarak algılansın. Yani Avrupa'da Starbucks'ın yüzüne bakmıyorlar mesela. Ben kahve dünyasına gideceğim ya. Buradan reklam yapmış gibi böyle. Kahve dünyası da 7 TL. Evet. Zam yapmışlar yani. Peynirli kruvasan 15'te 21 oldu. Ne 6 TL zam yapmışlar demek git ki. Git peynirli poğaça ye sen de mesela. O da var. O da güzel. O da güzel. O da güzel.
Yapacak, yani evet, o söylemler bence çok saçma. Önemli olan aslında onun ikamesi değil de onun fiyatının ne kadar arttığı ama yapacak bir şey yok o konuda. Yani sadece yakınabiliriz bu konuda şimdilik. Evet, özellikle motoruna gelen zamlar başka şeyleri de etkiliyor. Yani motoruna ne zaman zam gelse gıdadan tut her şeye daha fazla zam geleceğini görüyoruz. Yani bu enflasyon süreci bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Evet. Hatta hiper enflasyona doğru evrildi. Belki o seviyede bile, yani bilemiyorum. Ama böyle içimden bir ses şey diyor. 2 yıla her şey düzelir. Yani 2 yıla düzelir diye, evet, ben de bu kadar falcılık yeteneklerimi rüyamda görüyorum bazen 2 yıla düzelir diye. Yani 2 yıla düzelmek zorunda, hani çünkü gidebileceği bir yol kalmadı yani. Hani ya 2 yılı yani. Mesela hani şu yüzden söylüyorum. Hani belirli yıllar içerisinde işte 10 yılda bir, işte 15 yılda bir kriz zamanı oluyor. Enflasyon, hiperenflasyon zamanı oluyor ve bu belirli bir süreç ve bu süreçten sonra işler normale dönüyor. Ama bu sefer süreç biraz daha uzun sürdü ve ne kadar daha uzun sürecek bilmiyoruz. Ama tabii ki normale dönecektir diye umuyoruz. Ya aslında olaylar koronavirüsle de başladı yani. Evet. Çünkü bütün her şey alt üst oldu. Ekonomiden tut yani sağlık, her şey alt üst oldu. Dünya shutdown moduna geçti yani ve bütün dengeler değişti. Hani 2 yıldır sürüyor bu, hatta 2,5 yıl oldu. Evet. Yani bundan sonra geriye dönüş bence yok. Farklı bir döneme girdik gibi görünüyor. Bununla baş etmemiz lazım. Belki bir virüs daha çıkar. Maymun çiçeği de geliyor zaten. Maymun çiçeği geldi. Farelerde yeni bir koronavirüs daha keşfetmişler. Yani artık hayvan yemesek ya da hayvanları rahat artık bıraksak mı, hani Japonlar, sizlere sesleniyorum. Ya bir kere Çin'den çıktı ya. Tamam, Çinler ya bu herhangi bir çekik gözler. Yemeyin arkadaşım şunları. Ya Japonya'da bir tek savaş döneminde çekirdeği yiyorlarmış. Onun aynen. Yine Asya'ya bağlanmasına mükemmel ama ya. Japonlar hala fare yiyormuş. Ben öyle bir duyum aldım. Tamam, Çinliler yiyiversin. Bir şey olmaz. Sonuçta şu hayvanı artık yemeyin. Aynen. Yani ama şey, hayvanların yaşam alanını o kadar çok nüfus ettik ki insanlar. Hı-hı. İnsanlar o kadar çok çoğalıyor ki problem oradan da kaynaklanıyor. Yani maymunların yaşam alanına çok fazla dahil olduğumuz için maymun çiçeği ortaya çıkmış. Hı-hı. O yüzden hani ekosistemi de bozduk. Evet. Yani insan gerçekten virüs gibi ya. Hani en büyük virüs biziz. Gerçekten yani hani Matrix, Ajan Smith diyor ya, hani yayılıyorsunuz her tarafa, gittiğiniz yerleri mahvediyorsunuz falan. Yani gerçekten öyle, hani tüm problemlerin kaynağında yine insan yatıyor yani, yoksa bir sorun dünyada. Aslında en büyük virüs zaten. Bence yani, hani en büyük virüsün ben Asyalılar olduğunu düşünüyorum. O hayvanları yemeseler bunlar olmayacak diye düşünüyorum bence. Bak, teknolojinin merkezi de Asya o zaman. Evet, bak o konuda zaten ilerler de hayvan da yemeği versinler, kapsül üretsinler. Ama Asya dediğinde şey yapıyorsun böyle. Çok genelliyorum, doğru. Çin'den çıktı, Wuhan'dan çıktı bu koronavirüs sonuçta. Orada çok kötü pazarlar var yani. Bunların yasaklanması gerekiyor zaten. Hala o pazarlar devam ediyor galiba bu arada. Hala yiyorlar sanırım. Yılan bulan falan. Yani gündemi genel olarak değerlendirdik ama başka başlıkların var mı? Mesela hep ekonomik açıdan oldu. Çünkü sıradaki başlığımız ne? Ekonomi olmayan mesela. Ekonomi olmayan bir başlığımız yok. Kiralar var tabii. Evet, kiralar artmış bu arada. Kiraların artmasına sınır getirildi bugün. Artık %25 artış yapılabilecek sadece. Ama benim aklıma takılan, bugüne kadar yapılan zamlar ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Ev sahipleri bu konuda çok şey ya. Ya şöyle mesela şunu söyleyeyim. Bir ailede 2 fert çalışıyorsa ortalama olarak ne kadar bir gelir girdiğini söyleyebiliriz o eve. 8,5 olacak yani. Diyelim ki 8,5. Bu adam mesela 2000, hadi şimdi artık 2000 çok ucuz kaldı da, hadi diyelim ki 3000'e. Evet, 2000'e zaten. 2000'e şu masanın altı falan 2000'dir yani. Metroya koşarak 5 dakika Kadıköy'de. Diyelim ki mesela 4000 TL diyelim hani bir kira için. Şimdi 4000 TL... Bunun kontratı yapılıyor ve şöyle de bir şart koşuyor. %30, hani kanuna göre %30 senede bir defa artış yapma hakkına sahip ev sahibi. Zaten meblağ çok büyük olduğu için, şimdi önceki yıllarda ne oluyordu? 1500 lira kira oluyordu. Hani %30 aslında bir kiracı için çok da koyan bir durum değildi. Ama şimdi 4000 TL'nin üzerine bir daha %30 koyunca bu kümülatif olarak artıyor ve çok daha büyük paralar haline geliyor. Hani bu yüzden bence ilk olarak bunun düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü şu anda kira sözleşmesi yaparken ev sahiplerinin direkt hakkı var. Yani %30 yıllık kira artışı yapabilir diye %30'a kadar. Tabi %30'a kadar diyoruz. Bu da ev sahibinin insafına kalmış. Genel olarak %30 oluyor zaten bu artışlar. Bakalım, buna düzenleme gelmediği sürece ben de onun dışında bir değişim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani şu anki durumda İstanbul'da özellikle kira ödemiyorsan zenginsin. Yani gerçekten böyle bir durumdayız. Yani biraz daha dayanalım. Ben düzeleceğini düşünüyorum. Birkaç yıla düzelir. Her konusu. Düzelecek diye böyle.
Yani gündem böyle Alperen'cim. Ekonomiden başka aklımızı yorabileceğimiz bir konu ne yazık ki yok. Evet, bu haftada bizleri ağlatan bir gündemin sonundayız. Belki bir dahaki hafta en azından biraz daha üzerine umutlarla konuşabileceğimiz farklı, bizi mutlu edecek haberlerle gelirsin diye umuyorum. Umarım, bakalım düşecek mi, inecek mi? Bir hafta daha takip edeceğiz. Çünkü an ve an değişen bir durum var yani. Şu an bu videoyu bitirelim, bakalım dolar ne olur. Ya biz neden Avrupa ülkeleri gibi değiliz? Gidiyoruz bir tane Avrupa ülkesi değiliz. Ya şöyle düşün, İskandinav ülkesine gidiyorsun, haberde hiçbir şey yok ya. Yani haber değeri. Ha. Japonya'da haberler 5 dakika sürüyor. Ya Japonya'ya deme. Kostüme giymiş öyle sürüyor haberleri. Olay yok çünkü. Ya burası böyle bir yani bölge, böyle topraklar, yapacak bir şey yok. O zaman önümüzdeki haftalarda gündemimiz için farklı başlıklarıyla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. En sıcak haberler için bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.